merhaba, ben Tuğçe Oduvar. Bugün sizlerle Temmuz ayı ajandalarımızı hazırlayacağız. Her zamanki noktalı ajandam, yanda çıkardığım paletim hazır. Direkt giriş sayfamıza başlayabiliriz. Bu ayın temasına karar verirken aslında hiç zorlanmadım. Şaşırtıcı değil mi? Hatta bu ayın temasına 2 ay önceden karar verdim. Haziran temasını ararken Temmuz'unkini buldum. Haziran'ı da son ana bıraktım aslında. Çünkü bu ay Harry'cimizin doğum günü olduğu için dedim Harry Potter'la alakalı bir şeyler yapayım. Bayağı da oldu onunla alakalı bir şeyler çizmeyeli. Hoş olur diye düşündüm ama 2 sene önce falan yaklaşık bir Harry Potter temalı ajanda yapmıştım. Sonra bir de Harry Potter Doodle'ları diye bir videom vardı. Onun için çok tekrar düşmemesi için bunu birazcık daha böyle iksir tarafına çekmeye çalıştım. Yani böyle bir iksir sınıfın hazırlık notları, karışık araya sıkıştırılmış birkaç tane Harry Potter'la alakalı objeler olacak. Çünkü sadece böyle hani laboratuvar ortamına döndürmeyeyim ajandanın giriş sayfasını diye sağa sola böyle hoşuma giden görsel olarak bir şeyler sıkıştırdım. Öncelikle bunların taban renklerini atarak başlıyorum. Ki öngöremediğim şöyle bir şey var. O kadar çok obje var ki yapmak istediğim, hepsine böyle o kadar çok detay yapmak istiyorum ki bu video yaklaşık hani çekim olarak da 8 saat falan sürüyor böyle olunca tabii ki de. Yani yıllar geçmiş artık bunları öngörüyor olmam gerekiyor ama hala öngöremiyorum. Çünkü hiç değişmedi, hiç bozmadı kendini. Kendin geliştirmeyi de değişim zannetmiş. Çok yanlış anlamışsın Türkçeciğim her şeyi ama neyse. Bunu yaparken bu arada malzemelerden bahsedecek olursak sulu boyam Miss Ren Newton'ın Kotma serisinin yıllardır vazgeçemediğim, vazgeçirilmediğim boyası. Fırçalarımda genel olarak kullandığım Dollar & Rowney'nin bu turuncu saplıları. Bir de arada Van Gogh Talents'ın bu bütün fırçalarım serisine size gösterdiğim mavi kısa saplı fırçalarını kullandım. Böyle daha detayları atmak, kullanımı değil, kontrolü daha kolay olsun diye. Benim ellerim tabii gereksiz büyük olduğu için bu minik saplı fırçalar direkt avucumun içine kayboluyor ama çok güzel bir tutuşu oluyor. Full kontrol sağlıyorum üstüne, çok mutluyum onun için. Sanki böyle yeni bir arabayla sürüşe çıkmış gibi heyecan yaşıyorum her kullandığımda onları. Bir şaşırıyorum falan minicik oldukları için. Ne kadar çok bahsettim küçük fırçalardan. Neyse. Ajandamı sorarsanız, bu ajandayı birkaç ajanda videosu öncesinde sizle beraber açmıştım paketini. Çok random bir şekilde bir tane kırtasiyeden aldım. Noktalı olduğu için hani değiştireyim, birazcık noktalı deneyeyim, kolaylaştırsın içimi diye almıştım. Siz de bir ajanda arıyorsanız hani en azından gramajı en az 90 olursa sayfalarınızın üstüne sulu boya ve hani keçeli kalem, marker gibi medyaları daha rahat kullanabilirsiniz arkaya tamamen geçme yapmadan. Benim bu ajandam suyu gene bayağı yani gramajı düşük olduğu halde yani hatırlıyorum 120 mi? Çok sallıyor olabilirim şu andaki çok sallıyorum, hatırlamıyormuşum aslında. Bayağı bir dayanıyor suya yani ben sulu boya kat kat atmamaya çalışıyorum ama genel olarak 3-4 kat olabildiğince az sulu bir şekilde kullanıyorum boyamı. Ama gene de arkaya şimdiye kadar büyük bir geçirme yapmadı. Daha önceden ajanda yerine mesela skeç defterleri böyle hani boyutu ve tipi uygun olacak skeç defterlerini direkt ajandaya çevirip kullanıyordum. Bu aslında benim gerçekten ajanda hani bullet journal adı altında noktalı olarak satın aldığım ilk defter ve çok da memnunum. Hatta böyle şey demiştim, noktalı alacağım üstüne hep çizim yapıyor olacağım hani o noktalar rahatsız eder mi, çizimi işte geri plana atar mı, önüne geçer mi falan diye. Ya benim gözüm alıştığı için ya da gerçekten hiçbir şey fark etmediği için beni hiç rahatsız etmiyor çizim yaparken. Noktalar o kadar silik ki zaten doğru dürüst görünmüyor bile, bu da güzel bir şey ama işte habit tracker gibi şeyleri, kutuları bölmeli hesaplamaları falan filan yaparken işte düz çizgi özürlüyseniz benim gibi yazı yazarken falan bayağı bir yardımı dokunuyor muhtemelen. Bundan sonraki ajandamı da önüme çok güzel kağıt bir ajanda çıkmadığı sürece buna benzer ne bulursam noktalı bir ajandayla devam edeceğim. Bu arada birazcık Temmuz ayından bahsedelim, sohbet edelim istiyorum. Hoş, benim için çok da söylenecek bir şey yok aslında. Temmuz ayına çok güzel bir şekilde dağlarda keçi keçi meyleyerek giriyorum. Siz şu an bu videoyu izlerken ben dağlarda keçi gibi dolanıyor olacağım. Daha önceki videomda söylemiştim, belki izleyenleriniz vardır. Peru'da minik bir tatile çıktık biz ve Temmuz'un girişinde de yani ilk 3-4 günü de orada olacağız. 4-5 günlük bir yürüyüşle Machu Picchu'ya tırmanacağız. Machu Picchu da çok tatlı değil mi ya ismi? Oraya böyle bir 4 günlük daha tırmanış serüveni yaşayacağız. İşte neden, nasıl, kendimize ne türlü işkenceler yapabiliriz, nasıl eziyet edebiliriz derken böyle bir fikir geldi aklımıza, çok mantıklı diye hemen bunu hayata geçirdik. Temmuz'un geri kalanında da hala Türkiye'ye gitme planım demeyeyim de isteğim var. Yani her an
hödörönük diye bir anda Türkiye'de belirebilirim. Beni herhangi bir kebapçıda bir anda görebilirsiniz. 5-6 ayran eşliğinde kebap gömen birini bulursanız, görürseniz bir mini hamsi mi bu derseniz muhtemelen benimdir o. Gerçekten sürekli her videoda artık kebap ve ayrandan bahsetmeye başladım ki ikisini de evde yapabilirim ama yerinde yemek, yanında böyle o minik acılı biberleri var ya, bıcırık bıcırık, Allah'ım onlarla falan. Çok özledim. Tantuni falan. Şu an bildiğin gözümde çiğ börekler, tantuniler falan uçuşuyor ki bizim videomuz büyüyle ilgili, sihirle ilgili. Tuğçe ne yapıyorsun sen? Azıcık çizimden başla. Her seferinde diyorum ki çok fazla ajandadan dağılmayayım. Birazcık da çizdiğim olaya fokuslanayım. Ama özellikle yemek olunca konu aklım başımdan gidiyor. Neyse. Az önce, yani bir yaklaşık 2 dakika önce başladığım cümlede bahsetmeye çalıştığım üzere, öncelikle bu objelerin hepsinin tabarneklerini atarak başlıyorum. Fark etmişsinizdir, videolarımda ben genelde önden bir karışım hazırlıyorum, renk karışımı, yani skala çıkartıyorum. Bunu hani beraber yaptığımız bir video da yapabilirsen, sadece nasıl skala hazırlanır, ben neye dikkat ediyorum, ne tür renkleri ben daha çok beğeniyorum diye, ben banyo diyeceğim. Çünkü gerçekten bu kişiye göre değişir. Kimileri daha canlı, kimileri daha soluk, kimileri daha açık, kimileri daha koyu renkleri sevdiği için. Ben tek bir renk skalasına kalmayayım diye, yani benim genel olarak evet bir tarzım var, beğendiğim, daha çok kullandığım renkler var. Ama özellikle bu YouTube'a başladığımdan beri ne kadar sevmem dediğim, beğenmem, hoşuma gitmiyor dediğim şeyleri denemeye çalıştığım için, kendime eziyet etmek adı altında YouTube kanalı açmışım aslında. Bayağı iyi geldi bana. Değişik renkleri kombinlemeyi de öğrendim. Bir sanki moda kanalına dönüştü bir anda da, neyse. Böyle olunca durum, her video başlamadan önce bir skala hazırlıyorum ki birbiriyle renklerin uyumunu önden görebileyim diye. Zaten bu videoların öncesinde ben çizeceğim şeylerin skeçlerini atıyorum. Hani gelip ilk kez burada sizin önünüzde, sizle beraber çizdiğim objeler de oluyor. Ama mesela buraya çizdiklerimin bir 5-6 tanesini önden skeç defterime attım. Yan yana nasıl duracaklar, boyandıklarında nasıl olacaklar diye. Ki yani bence neticede renkleri birbirine uyuyor. Gerçekten çok güzel bir şey çizsiniz bile orada bir renk bir şeyi bozuyorsa, bir dengeyi bozuyorsa çiziminiz birazcık ağzı yüzü birbirine girmiş oluyor ya, onun için size de önden skala hazırlamanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Genel olarak hani şu renkleri bu renkleri koyun tabii ki de diyemem, o sizin temanıza ve zevkinize kalmış bir şey ama şey dikkat edebilirsiniz mesela açıklık koyuluk ilişkisine. Olabildiğince açık bir renginiz, çok açık bir renginiz tabanlarda ve yansımalarda, ışık gelen yerlerde kullanacağınız. Bir tane de böyle en az bir tane. Çok koyu bir renginiz olsun gölge olan yerlerde, öne çıkacak objelerde kullanacağınız. Gerisini zaten ara tonları da ben olabildiğince böyle 3-4'ten fazla rengi karıştırmamaya çalışıyorum. Derken 15 tane renk kullanmış. Yani şöyle yapıyorum daha doğrusu hani. Sarı kahverengi, işte kırmızı, yeşil, mavi diyelim aldım. Evet şu anda şimdiden 5 oldu. Ama bunları mesela direkt kullanmıyorum. Hepsini sanki tek bir filtrenin altına, bir genel olarak üstüne bir resim filtresi atılmışçasına aynı tonlara çekmeye çalışıyorum. Burada kullandığım mesela sarı hiçbir zaman tam sarı değil. Sarı, işte kahverengiyle kırılmış sarılar, turuncuyla kırılmış sarılar var. Kırmızıların çoğunda kahverengi ve maviyle kırdım. Hani hepsini birbiriyle kırarak böyle birbirine yakın tonlar çıkartıyorum. Siz de hani çok karıştırmadan, çünkü bildiğiniz esas karışımları böyle sarı kırmızı karıştırıp turuncu falan yapmıyorsanız, gerçekten hani 2-3 rengi birbirine karıştırıyorsanız genel olarak iğrenç çamur gibi kahverengimsi, grimsi, böyle tiskinç, böyle karaktersiz bir renk çıkıyor ortaya. Onun için içine ne kadar koyduğunuza dikkat edin. Hani ben bu sarının içine minik bir kahverengi koyarken gerçekten minik koyuyorum. Çok hafif bir dokunuş. O bile tonunu değiştiriyor. Daha uyumlu, daha güzel durmasını sağlıyor. Siz de bunlara dikkat edebilirsiniz. En azından hani 3 renkle başlarsanız, ben genelde öyle yapıyorum. Hani bunu sarı tonlarında olsun, işte iksirler için birkaç tane kırmızı, biraz da kahverengi olsun bu hani. Daha Harry Potter dünyası ya, böyle sarı, altın, altın! Nasıl unuttum ben altın kullanmayı? Aa, çok bozdum ya. Aklım önceden gelseydi esas büyülü dünyamda tam altınlarımın ortaya çıkardığı ve varakların havada uçuştuğu bir temaymış. Neyse, bir önceki Harry Potter yaptığımda, şu an kendimi avutuyorum, dinleyin. Nasıl manipüle edeceğim kendimi 2 saniyede. Bir önceki Harry Potter videolarına bol bol altın kullanmıştım. Altınsız da yapılabildiğini göstermek adına. Böyle kıvıraraktan toparlayabiliriz konuyu. Ama esas altınız ve parlak yaldızlı kaleminiz ya da boyanız varsa, bunların üstüne vallahi çok güzel detaylar düşebilirsiniz. Yaparsanız bana Instagram'dan gönderin de bir sinirlenip bir kıskanç krizi geçireyim orada kendi kendime. Neyse, genel olarak temamı, niye seçtiğimi, boyamada nasıl ilerlediğimi, paleti nasıl hazırladığımı falan anlattım. Konuyla çok alakalı konuşmalar yaptım. Ben de şokum şu anda. Ama şöyle bir salaklığımdan da bahsedeyim. Her böyle
objeli böyle ikonlu, doodle'lı diyeyim daha doğrusu. Bir, içine böyle bir sürü küçük küçük obje olan ki böyle videolar çok yaptım. En güzeli tornavida tabii ki de ama hani dondurmalı, kekli, pastalı söyledi böyle. Öyle yaptığında diyorum ki Tuğçe'cim bu kadar küçük objeyi bir arada kullanma 500 saat sürüyor. Çekimlerin bu parmaklara da yazık. Özellikle serçe parmağım vardı. Bir serçe parmak öldür metre gibi bir şey koysam sağ şu an kırmızıya ulaşıyor olurdu o metresi. Gerçekten altta ezile ezile yavrum benim kıyamam. Onu özellikle spa'ya göndereceğim ama sadece serçe parmağımı göndereceğim. Hani diyorum ki eziyet etme kendine, daha az objeli daha hızlı bitecek şeyler çiz diyorum. Herhalde gerçekten kısa dönem hafızam okeyken uzun dönem o kadar kötü ki birkaç ay sonra bunu unutmuş olup tekrardan aynı hatayı yapıyorum. Hatalarınızdan ders alın dedikleri noktada galiba gerçekten ben olayın mantığını hiç kavrayamamışım. Dönüp dönüp aynı şeyi yapıyorum. Siz yapmayın diyeceğim. Bu ajandayı da sizle beraber yapmak için hazırlıyorum. Şimdi şu an kendi ayağıma sıkmış gibi oldum. Ama bu objelerden hani size gene evet sizin de serçe parmaklarınız ağlamasın. Benimki gibi böyle dümdüz olup yana yatmasın. Altı düzleşmesin diye. Objelerden sadece hoşunuza gidenleri alıp onları uygularsanız ajandanıza daha rahat edersiniz. En azından size burada tam olarak hiç kesmeden hafiften hızlandıraraktan çizim sürecini göstermiş oluyorum. Gördüğünüz gibi aslında çok bir olayı yok. Çok basit. Aşağıladı çizimi. Yani şöyle söyleyebilirim. Bence güzel sonuçlanıyorlar. Benim zevkime hizmet edecek şeyler çiziyorum neyse ki. Şükürler olsun. Büyük sırrı açıkladı. Çizdiklerimi beğeniyorum dedi. Ama şöyle bir şey var. Size sanırım 2-3 hafta dedi. Ne kadar imsersin Tuğçe'cim? 2-3 yıl önce bir böyle tarzını nasıl bulursun sulu boya höde böde videolarının biri de orası tamamen bir toz bulutunun arkasında benim için şu anda. Çizim yaparken özellikle başlarda iyi güzel görünmediği için ki özellikle sulu boyada gene çizimlerimi yarım bırakıyordum, yapamadığımı düşünüyordum. Hatta sizden yorum yapanlar da oluyor bu konuda. Hani her zaman işte ne yapıyorsun mahvetti çizimi dediğim anda nasıl topluyorsun? O kadar hani kötü bir şeyden, iğrenç, tiksinç, kuyu canavarından nasıl böyle şeyler çıkartıyorsun diye. Bana da olan buydu. Hep böyle bir noktada, yani özellikle sulu boyada dediğim şu layer layer gittiğin için, başka medyalarda da böyle ama benim konumda şu an sulu boya. Tabii ki de kanalın tek sahibi. Ele geçirdi resmen sulu boyam kanalımı. Neyse, dağılma Tuğçe'cim, dağılma. Fokuslandım. Başlarda böyle yarım bıraktığım çizimler çok oluyordu. Çünkü gerçekten bir noktada çok çirkin görünüyor. Oradan toparlamanız gerekiyor. Bazen oradan toparlanmayacak gibi görünüyor. Oradan toparlamanız gerektiği noktada renk tonunuzu veya kullandığınız medyayı değiştirmeniz gerekiyor. Yani baktığınız bu boyalar bir garip durdu taban. Tekrar taban atmaya çalışmayın. Ne kadar üstünde aynı yerin aynı teknikle oynarsanız o kadar daha kötüleşecektir genel olarak. Yani her durum için konuşmuyorum ama genel olarak olan şey bu. Onun için böyle pes etmeden, azimle çalışarak boyanın hani yaptığınız işi sonuna kadar götürmeye çalışın. O her katta birazcık daha toplanıyor olacak. Bence aslında sulu boyanın güzelliği de bu. Başta o kadar beklentinizi düşürüyor ki. O kadar iğrenç bir şey hazırlıyor ki siz sonuçta böyle oha dostum bu çok iyi hocam falan diye kendi kendine gaza geliyorsun çizimin sonlarına doğru. Bana öyle oluyor ama genelde ne zaman bir şeyi çok güzel yapmak istesem onlar istediğimden daha kötü. Bir şey ne kadar olmayacak bu ya desem beklediğimden daha iyi sonuçlanıyor. Bugünkü çizimlerim için hangisi derseniz şu ana kadar geldiğim noktada söyleyebileceğim. Çok hevesliydim, çok rahat yaparım demiştim. Daha önce Harry Potter ikonları zaten yapmıştım. Hem bildiğim, hem sevdiğim, hem hakim olduğum alan olduğundan çok güzel olacak dediğim halde istediğim kadar güzel bir şey çıkmadı. Yani en azından şimdiye kadar ki diyeyim. Yani güzel bir şey demeyeyim, değişik oldu. Skalası bunun diğerlerinden farklı oldu. Ben hani daha kahve koyu altın skalasında götürdüğüm için Harry Potter hayal dünyamı. O daha uygun göründüğü için bence daha ne bileyim daha match yani daha iyi uyuştuğunu düşündüğüm için şu an bu renkler bana birazcık açık ve havada geldi. Ama şöyle bir durum da var. Güzel bir alternatif oldu. Yani diğerlerini zaten görmüştünüz. Bu renkleri daha çok beğenen de elbet çıkacaktır. Umarım çıkar. Varsa bir kişi de yazsın ya ben bunları daha çok sevdim diye. Yalan da olsa kandırın beni. Duymak istiyorum bunu. Neyse bir cümleye başlamıştım. Orada bir şey diyecektim ama gerçekten ne diyeceğimi tam hatırlamıyorum. Yani bir şöyle bir ana konusu vardı galiba. Çizimlerinizi yarım bırakmayın. Olabildiğince bitirmeye çalışın. Toparlanabilir. Kötü çizim yoktur, bitmemiş çizim vardır. Böyle mi diyeyim? Yok ya kimi çizimimi düşünüyorum şimdi de bittikten sonra oynadığım için böyle çok çirkinleşti falan. Bu lafımı fazla ciddiye almayın bu kısımda. Neyse objelerimi genel tavan rengine attıktan sonra July başlığımı atıyorum. Buna da tabii ki de Harry Potter fontunu kullandım. Yani gidip de öyle font mont aramadım.
aklımda kaldığınca, uydurabildiğimce bu şekilde July başlığımı o fonta bağlı kalarak attım. Birazcık açık kaldı. Yani aslında bunun yerine böyle koyu lacivert veya koyu kahve de kullanabilirdim. Niye kırmızı kullanmaya karar verdim? Bir renk dengesi sağlamak için. Yani kırmızı da değil aslında da şimdi renk körü gibi. Bordo mu diyeyim, ne diyeyim bilemedim ona da. Soluk soluk bordo diyeyim. Ama bu dediğim gibi şu an hoşuma gitmediği için üstüne aynı tonda uygulamamak adına pilot kalemimle, canım G-Tech pilot kalemim, 03 numarası galiba, hayatta kalan son kalemim. Zaten içine görüyorsunuz, her videoda böyle içindeki mürekkep giderek azalıyor artık. 2 video sonrasında aramızdan yavaşça ayrılacak kendileri. Umarım o zamana kadar Türkiye'ye gelmiş de biraz stok yapmış olurum. Vardır değil mi Türkiye? Vardır ya. Burada bulamıyorum ama orada kesin vardır. Aranızda böyle bana fotoğraf atanlar oldu. Biz bulduk Tuğçe, sen yok mu yok kıskan falan diye. Ne kadar sevgi dolusunuz maşallah. Neyse, pilot kalemimle July başlığına dokunmadan ona geri döneceğim birazdan. Belki bir şeyler yapılır üstüne. Bu arada altın kullanıyorsanız başlığı altın çok güzel durur. Pilot kalemimle diye başladı her cümleyi bitirememek. Pilot kalemimle detayları atmaya başlıyorum. Bu noktada hafif taramalar kullanıyorum ama genel olarak böyle çok soluk bıraktığım için sulu boyayı, her yerine yani kontür çizgilerini, açık ve koyu ilişkilerini çok fazla kurmadığım için kalemimle böyle kontur alanlarını belirlemek, gölge düşen taraflara böyle siyahlarını eklemek daha hoşuma gidiyor. Genel olarak etkisi daha güzel duruyor bence. Bunu yaparken aslında dikkat ettiğim tek şey, hani benim burada ışığım sağdan geliyor. Bu arada ben de onu fark ettim. Sürekli ışığı sağdan getiriyorum. Bende herhalde öyle bir alışkanlık olmuş. Bilmiyorum, var mı sizin öyle böyle takıntılı bir şekilde ışığı bir taraftan vurdurmanız? Niye öyle oldu? Hiçbir fikrim yok. Küçüklüğüme falan inmek lazım da şimdi ona uğraşamayacağım. Sol taraflarına, yani sağdan ışık geldiği için konu dağılmak üstüne dağılırken dağıldı. Sol taraflara birazcık daha kalemi daha çok kullanarak ilerliyorum. Gölge olan yerlerdeki koyulukları birazcık daha öne çıkarmak için. Koyu objelerin ve koyu, nasıl diyeyim, mesela camda böyle koyu kısımlarında çok koyulu görürseniz, çok açık kısımlarında da çok açıkları görürsünüz. Yani keskindir geçişleri birbirinin arasında. Böyle objelerin açık kısımlarında olabildiğince bu kalemi kullanmamaya çalışıyorum. Böyle beyaz ve silik bırakmaya çalışıyorum. Göz zaten oraları dolduruyor. Orada bir hani kontur çizgisi olması gerekmiyor. Bu şey gibi aynı. Dudak çizerken böyle dudağın bütün dış çizgilerini çizdiğinizde böyle saçma çocuk çizimi gibi olur ya. Çünkü aslında sadece koyu o birleşim, iki dudakların alt iç kısmını, gölgede kalan kısımlarının çizgilerini atmanız gerekiyor en azından en koyu olacak şekilde. Göz geri kalanını tamamlıyor. Burada da aynı, yani çizimin her alanında, her objede aslında böyle açık olan yerleri, genel çizgisel olarak bir şey görmediğiniz yerlerde kalem ve çizgiler kullanmamanız gerekiyor. Hani ya nasıl belli olacak, anlaşılmaz falan demeyin. Gerçekten göz onu otomatik olarak tamamlıyor. Burada da zaten birkaç objede, hani mesela mumlara baktığınızda bile şu an anlıyorsunuz. Mumun genel gövdesinin sağ tarafında mesela hiçbir bordür yok. Sol tarafında bile yok. Sadece gölge var hafiften. Yani sol tarafında çok az var da her yerinde yok. Ama gene de göz onu tamamlıyor. Hani orada o bu mum kaç metrekare, niye bu kadar geniş falan demiyorsun. Orada genel olarak bir anlayış, bir tamamlama gerçekleşiyor kendi kendine. Yalnız cümleyi bildiğin nefes almadan bitirdim. Örneklendirdim bir de canlı bir şekilde. Kendimde çok gurur duydum. Neyse, bayağı da anlattım ne yaptığımı. Ha, bu arada tabii ki de siz bu şekilde kalemle girmek zorunda değilsiniz. Ben genelde girmeden önce daha güzeldi, niye girdim diyorum. Sonraki videoda gene giriyorum kalemle. Bir saçma bir ilişki var kalemle aramda. Sulu boyam gibi hiçbir videomdan artık eksik olmuyor kendileri. Bir de bir tane kırmızı uçlu kalemim var ya, parçalandı, elimde kaldı falan. Hala kullanıyorum bunu. Pek videoları çıkarmıyorum. Nazar üstüne nazar değdi kaleme. Bunun yerine, yani pilot kalem kullanmak yerine 2 dakika kendime dedim ki sanırım cümleyi bitirebildim dedikten sonra cümleyi bitirememem. Gene bitiremedi bak. Bitiremedim derken bile bitiremedim. Kafamda deli soru. Sürekli arkada Serdar Ortaç çalması benim videomda nedense. Bunun için de küçükleyinmek lazım ama dediğim gibi bu video onun yeri değil. Siz bu kalemle girmek yerine ince uçlu bir fırçayla gölgelerde atabilirsiniz. Bu arada bu beyaz mürekkep kalemimle de ışık gelen yerlere daha fazla aydınlık atıyorum. Bu özellikle camların üstünde, hani içindeki sıvıyı doldururken oraları beyaz beyaz bırakmadım daha çok işim uzamasın diye. Daha sonra bununla gidip üstüne böyle bazı yerleri tamamen etkileyecek beyazlıklar atıyorum. Hani mesela burada gördüğünüz gibi şişenin böyle tamamını, bir kısmını, hani orada içine iksir olsa bile o iksirin üstünü kapatacak şekilde böyle yansıma ekliyorum ki o camın ışık yansıtma özelliğini daha çok öne çıkarsın diye. Eğer benim objelerim mesela bir tık daha koyu olsaydı bu beyazlıklar üstünde daha böyle öne çıkardı. Ya da kağıdım mesela
koyu renkte böyle bej ve kahverengi arası bir kağıt olsaydı, bu beyazlıklar daha önce ajandam vardı ya, bunun önceki ajandamdı galiba, onda çok üzerine çıkıyordu. Daha etkili dururdu ama burada da videoda ne kadar belli oluyor emin değilim ama genel olarak bir açıklık, bir denge, bir ışıldama etkisi, hani o objelerin neyden yapılmış etkisini yakalamamıza yardımcı oluyor. Artık bu noktada giriş sayfamızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Serçe parmağım koptu düşmüştü, ben onu uhuyla geri yapıştırdım. Geçelim hemen bir sonraki sayfamıza. Şimdiden uyarayım sizi. İç sayfalarını çok basit, çok sade yapacağım. Hem kullanım açısından öyle yapmayı tercih ediyordum ama bu videoda kullanımını hani geçtim. O gerçekten %3'lük falan bir etkisi vardı. Niye 3 bilmiyorum. %97 olarak serçe parmağımı çektiği eziyete bir an önce son vermek için çok az tasarım uygulayacağım. Öncelikle girişe böyle culağı başlığımı atarak başlıyorum. Bunun içinde Dumbledore'un çok güzel yazısı vardı tabii de, kime niyet kime kısmet. Benim öyle bir yazım olmadığı için böyle düz bir el yazısıyla bir culağı başlığını atıyorum. Gene İç sayfada bordo kullandığım için saçma bir sadıklıktan dolayı bordo kullandım ve gene sevmedim. Niye bilmiyorum. Sevmedim. Değiştirsene rengi değil mi? Neyse. Çirkin bile olsa bütünlük önemlidir diyerekten hemen cetvelimi alıp, cetvelde de upgrade ettim bu arada, görmüşsünüzdür. Daha pro bir cetveli geçtim ama diğeri de kenarda, onu başka şey yerleştirdim. Şu an videoyu ilk kez izleyenler cetvel ne alaka, ne diyorsun ya falan diyor olabilir, bu cetvelle çok uzun derin bir ilişkimiz var benim. Neyse, takviminin genel kutularını atıyorum cetvelimle diyecektim. Cümle böyle başlamıştı aslında. Bu kez değişikliğe gittim, fark ettiniz değil mi? Her yıl böyle birkaç ayda bir değişikliğe gittim deyip sonraki ayda hiç güzel olmadı, içime yaramadı, çok kötüymüş falan diye eski haline geri dönüyorum ama kutucuklarımı birazcık daha kısa bıraktım. Sağ tarafta bir boşluk bıraktım bu kez. Sonuçta kalemimle böyle July yazısının başlığının altından şöyle bir geçiyorum ki bir tık da öne çıksın diye. Oldu mu? Fena değil. İdare eder. Daha sonrasında bu bütünlük olsun, birazcık da hani hiçbir şey yapmamış olmayayım bu sayfaya diye bordo bir şekilde bu tarihleri yazacağım yerlere noktalar bırakıyorum. Onlar kururken de sağ tarafta notlarımı alacağım. Hani genel olarak takvimimi, ayarlamalarımı yapacağım şeylerin listesini yapacağım. Monthly planner, yani aylık planlayıcı kısmımı yapıyorum. Bu da sanki burada bir parşömen varmış gibi yaptım. En basit ve en temaya uygun şey olduğu için bunu seçtim. Siz çerçeveler şeklinde de yapabilirsiniz. Bir önceki videoda öyle de yapmıştık çünkü. Ama bu gerçekten basit ve aslında görsel olarak da hoşuma gidiyor yani. Birazcık daha sonra koyular falan atsaydım, direnseydim, uğraşsaydım daha da güzel olurdu. Ama ben yorulduğum için bir tık daha sade bıraktım. Sonrasında gidiyorum ve yuvarlaklarım içine tarihlerimi atıyorum. Sonra baktım bu monthly planner kısmı gerçekten çirkin oldu yani. Bir tık daha, hani dedim ki Tuğçe hiç uğraşmasın, bari üstünde birazcık boya sıçrat dedim. Kahveyle falan da yapabilirsin. Üstünde birazcık böyle sıçramış etkisi, minik minik böyle kahverenginin daha koyu tonuyla lekeler falan bıraktıktan sonra artık bu sayfamın tasarımının sonuna gelmiş bulunuyorum. Dediğim gibi gördünüz, 2 dakikada falan bitti. Çok hızlı ve çok sade. Hoşuma gitti mi? Çok değil. İdare eder mi? Evet diyorum ve hemen bir sonraki sayfaya geçiyorum. Burada genel olarak benim işte alışkanlık takiplerim, notlarım, yapılacaklarım, kendimi gaza getirecek köşelerim falan oluyor. Onun hakkında çok fazla değişikliğe gitmedim. Hemen habit tracker'la, yani alışkanlık tarihimin tabanıyla başlıyorum. Direkt dedim ki hani kutu kutu da bölme Tuğçe, birazcık bir emek olsun diye bunları da böyle kıvrılmış minik parşömenler şeklinde yapmaya karar verdim. Önce taban rengini atıyorum ki olabildiğince çok az su kullanıyorum arkaya geçmesin diye. Zaten kötü oldu, bir de arkaya geçeni batırmayayım diye. Bu arada arkaya geçerse bunları mesela başka bir ajandadan ya da aynı ajandadan yırttığınız bir sayfayı üstüne yapıştırarak sanki tarzmış böyle yırt yapıştır tekniği kullanmışçasına yapmışçasına bir etki yaratabilirsiniz. Ben bunu da niye yapmadım bu videoda? Çünkü aklıma gelmedi. Aslında temayla çok güzel uyardı ve çok daha kolay oluyor böyle başka saman bir kağıdı yırtıp yapıştırsaydım. Çok daha güzel durdu ama neyse. Taban rengini bütün sectionlarına attıktan sonra daha ince bir fırçayla koyu renklerini ekliyorum üstüne. Birazcık şu kağıt buruşmuş parşömen etkisini yakalayayım. Birazcık derinlik katayım hani dümdüz kalmasın diye. Bu şekilde içlerine ve altlarına, ışığa daha az maruz kalan yerlerine genel gölgeye atıyorum. Sonrasında birazcık böyle önceki sayfada yaptığım gibi minik minik lekeler bırakıp alışkanlıkların başlığına geçiyorum. Çok bir şey değişmedi. Workout, spor yaptığım günler, sağlıklı beslendiğim günler, animasyon yaptığım günler, dil çalıştığım günler ki evet hala devam ediyorum language'e ve self-care genel olarak meditasyon, yoga, yürüyüş, oje sürmek, neyse artık self-care anladığınız o noktalar. Onun için bir alan bırakıyorum.
Bu alışkanlık takibi kısmı her ay kesinlikle doluyor. Yani yaptığım alışkanlıklarla değil de hani her ay gidip düzenli kullanıyorum. Birazcık da motive ediyor, yalan söylemeyeyim şimdi. Hani oraya bir tık atmak bile "Vay, bravo Tuğçe, iyi o dostum, çok iyisin" falan diye kendi kendimi gaza getirmeme sebep oluyor arada. Ama çünkü kesinlikle size tavsiye ediyorum, hiç denemediyseniz eğer mutlaka böyle bir alana yer verin. Yeni bir alışkanlığa başlamak için ya da hali hazırda olanı ya da oluyor gibi olanı ama bir türlü olmayan alışkanlığınızı devam ettirmek adına size minik bir gaz verebilir. Daha sonra plot kalemimi alıp bu alışkanlık takibini ve yanındaki bölümlerin çerçevelerini hazırlıyorum ki birazcık daha sınırları belli olsun diye. Çünkü hiçbir renk atmadığım için yandaki bölgeler hiç belli olmuyordu. Bu arada hemen habit tracker'ın yanında must do's, yani yapılması zorunlu, ve altında da wishes, yani istiyorum ya olursa ne güzel olur dediğim şeyler için bir bölüm bıraktım. Sonra geçiyorum sayfanın sağ tarafına. Burada böyle sanki çapulcu haritasıyla çığırtkan arasında böyle bükülerek açılmış bir kağıt, bir parşömen parçası şeklinde yapmak istedim. Bu alanda özellikle siz direkt saman kağıdınızı kopartıp böyle hani mektup zarfına koyulmuş gibi kıvırıp sonra açıp buraya koyabilirsiniz. Tamam, 3 boyutlu demeyeceğim. Direkt 3 boyutlu bir etkisi ve daha güzel bir görünümü olur bence. Ben sadece koyular atarak birazcık 3 boyut kazandırmaya çalıştım. Üstüne de Highlight of the Month diye başlığımı atıyorum. Yani ayın öne çıkanları. Bunu hani günlük olarak yazabilirim, olaylar olarak yazabilirim. Emin değilim, sadece böyle bir alan bırakmak istedim. Geçen aylarda kullanmamıştım pek, tekrardan geri döneyim dedim. Hoşuma gidiyor çünkü böyle birazcık da olan şeyler hakkında minik notlar almak gibi. Bir hani yemek tarifi de olabilir, bir olay da olabilir, bir plan da olabilir, neyse hani öğrendiğiniz bir şey de olabilir. O günün öne çıkan olayı neyse o olabilir. Altında da hemen minik bir kıvrımı, o kağıdın alt kıvrımı gibi görünen yere Creative Ideas kısmı bıraktım ki hani video fikirleri, iş fikirleri, çizim fikirleri gibi şeylere not alabileceğim bir alan kalsın diye. Artık bu noktada bu sayfanın tasarımının sona gelmiş bulunuyoruz. Fikir olarak fena değildi. Boyama olarak biraz açık kaldı ama idare edecek gibi, çok da üstüne durmak istemiyorum şu anda. Serçe parmağı hatırın, siz de üstüne durmayın. İlk sayfada verdiğim efora sayın. Umarım hoşunuza gitmiştir. Dinlerken ve izlerken eğlenmişsinizdir. Eğer siz de bu videodan esinlenerek yaparsanız ajandalarınızı ya da herhangi bir çizim bana göndermeyi unutmayın. Sizinle çok yakında yeni bir videoda görüşmek üzere. Harika bir Temmuz diliyorum. Hoşçakalın.